Ebu Cehil o zamanki Arap Yarımadası'nın en alimlerinden biriydi abi. Evet, eğer soruyu şöyle yaparsak, eğer bu asırda peygamber gelmesi gerekseydi, bak soruyu, yani gelmesi lazım olsaydı Allah kimi seçerdi? Bunun sorunun cevabı, beraber gidelim. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam niçin peygamberdir? Sorusunun cevabı da bunun cevabıdır. Niçin? Ne seçti yani? İlim, yani hangi sıfatıyla peygamber oldu? Dolayısıyla bu asırdaki Allah peygamber göndermiş olsaydı aramızdan birisini gönderecekti. Yani gökten melek inmeyecekti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eğer ilim cihetiyle şey yapılsaydı kimi seçerdi dedin? Arap Yani yarımada. ilim cihetiyle olsaydı Evet. Ebu Cehil olması lazımdı abi. Evet. Ebu Cehil olması lazım. Ebu Cehil olması lazımdı. Çünkü Ebu Cehil zaten bunu öne itti. Dedi ki, o zaman Arap Yarımadası'nda bu alimlerin bir sözleriyle savaş olurdu, barış da oluyordu. Bunların bir sözleri toplumu yönlendirirdi. Çünkü o zaman kitabet, yazı, kayıt hafızalarda olurdu. Yani böyle defter mefter değildi. Dolayısıyla Arap Yarımadası'na tam 7 tane en büyük dev, Mualakat-ı Seba denilen devler vardı, dev alimler ve Mekke'nin, Kabe'nin duvarına asılırdı sözleri. Bunların başında da Ömerül Hişam geliyor. Yani Ebu Cehil'in sıfatı Ebu Cehil'dir. Aslında hatta bunun Ömer bizim Ömer'dir. Ömer Hişam da o Ebu Cehil'dir. Hani Resulullah demiş ya, Ya Rabbi iki Ömer'den bir tanesiyle bu dini aziz yap. İlim cihetiyle seçilseydi dediğin gibi o olması lazım. İşte nedir o peygamberleri peygamber yapan en büyük vasıf ve sıfatı? Vefadır. Vefadır, vefa. Kadir şinaslıktır. Bu vefanın başında da Allah'adır, verilen vazifeyedir, yapılan iyiliklereedir, yapılan Abi, davranışlaradır. He abi. hani vefa deyince aklıma hemencik bu Yahudi'nin bir tane ufak çocuğuna Allah Resulü'nün mesela kuşu öldü diye veya birkaç gün görmedi diye yanına gidip onunla birlikte mesela kuşu gömmeleri etmeleri, yani onun gösterdiği vefaya bak. Bu zamanda da abi, yani aynı dava kardeşi içerisinde çok çabuk terk edip bırakmanın yanı sıra bir de bakıyorsun ki ehli dalaletle veya ehli küfürün bir saldırısında hiç çekinmeden insana acayip bir şekilde saldırılıyor. Ya. Daha düne kadar birlikte omuz omuza durduğu, namaz kıldığı veya da aynı kitap okuduğu kardeşi bu kadar çabuk bırakabiliyor. Çok Yani ucuz, ucuza ve çabuka Bülent. Terk abi edebiliyor. ahir zaman diyoruz. Hani ahir zamanın da ahir zamanında yaşıyoruz ya biz abi şu anda. Evet. Mesela Üstad Hazretleri de geldi 14. asrın mesela şeyi de gitti, imamı da gitti. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki biz yani artık ahir zamanın ahir zamanı olduğunu hissedemiyoruz abi. Öyle bir pozisyona gelmiş ki ne bir bizde yalana karşı bir hassasiyet, ne bir mesela bu vefaya karşı bir hassasiyet. Hiçbir şey kalmamış abi ya. Yani yapılıyor. Yapanı da gayet normal görüyoruz artık. Ya. Bizi hiç etkilenmiyor. Hiç Sonra da rahat. diyoruz ki ya bu ahir zamanda niye korkmuşlar bu insanlar? Ya biz çok rahatız diyebiliyoruz. Evet. Ya bizde bir şey kalmamış abi. Kalmadığı için yani korkacak tarafımız da kalmış. Sahabeler korkmuş ahir zaman fitnesinden biliyor musun? Ya. Biz de pek ulvi değerler kalmadığı için. Onun için muhakematta şey geçiyor. Kahtul rical. İnsan kıtlığı olacak diyor. Ya 8,5 milyar insan var. Kahtul rical. Yani insan olmayacak, beşer dolu olacak. Peki İnsan abi biraz önce sen bir şeyden bahsettin ya bu mesela Beni İsrail peygamberlerine Allah Resulü'nün alimleri.
gibi hani Allah Resulü'nün alimleri Beni İsrail peygamberler gibi. Peki geçmişte bu peygamberleri terk edenler, bu zamanda da Allah Resulü'nün mesela alimlerini terk edenler. Aynıdır. Bak ulema... Ama bu kendine Müslümanım diyor abi. Bu namazını kılıyor ama o alimi terk etmiş. O 40 vefiyattan birkaç tanesi kurtardı diyor ya. Evet abi. O birkaç tanesi derken o 40 vefiyatı hep Müslümandı ha. Müslüman namı altındaydı. Yani 40 tane kafirden birkaç tanesi kurtarmaz. 40 kafirin 40'ı da kafirdir. Bu söz cami cemaatine aitmiş. Tamam mı? Hatırayı biz takip ettik. Ustad nerede demiş? Kim, hangi yerde? O baktık ben sana hatırayı şey yapayım. Ustad 40 vefiyattan birkaç tanesi kurtardı dedi. 40'ı da camide 5 vakit namaz kılan insanmış. Peki niçin kaybetmiş? Birkaç tanesi kurtarmış, diğerleri kaybetmiş. Vefasızlık. Yani Allah'a vefasızlık yaptılar. Allah düşmanına dost oldular. En büyük tehlike ne biliyor musun? Kendilerini tehlikede görmemek. Bir şey olmaz. Aynen abi. Evet. Gerçekten öyle abi. Kendilerini tehlikede görmemek. Sanki vahiy gelmiş, aşere-i mübeşereden zannetmiş kendisini. Yani cennetle müjdelenmiş, benim imanım gitmez zannıyla böyle bir zehaba kapılmış yani bu asrın insanı. Çünkü bak diyor ki güzel bir yeri yakaladın. Ümmeti kenbiye-i beni İsrail. Benim diyor ümmetimdeki ulema beni İsrail peygamberleri gibidir. Ulema kimdir peki? Ulema asrın hadiselerine, fitnesine karşı Allah'a karşı ihlasını ve İslam'a karşı istikametini bozmasın. Yani istikamete koysun. Şimdi ulema veya peygamberlerin vazifesi nedir? İnsanları Allah'a kul, ahirete hazırlamak noktasında istikamet vermiş. İstikamet yani. Yani ne demek? İstikamet nedir? Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olmak. Düşmanına dost olmamak. Dostuna da düşman olmamak. İstikamet öyle olur. Zaten İslam'ın, imanın en temel ininin daha dibi yok. Nedir o? 3 taneymiş. Bu ilmi kelam alimlerinin benim değil, tespitim değil aşağı. İman olması için bir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadiste haram ve helalları aynen kabul etmek. Üç, Yapmak gibi değil mi abi? He? Mesela kabul etmek farklı, yapıp yapmamak farklı. Evet, çok farklı. Yani adam yapmayabilir ama namaz farzdır diyor. Ya yapamıyorum Allah beni affetsin diyor. İmanı var. Fakat yani haram helalı mesela faizi helal dese bir kişi. Allah Kur'an'ında ticareti helal faizi haram kıldı. Faiz diyor yiyen Allah ve peygamberine savaş açmış gibidir diyor. Adam faizi helal diyor. Yapmaktan daha kötü değil mi abi o? Yani acayip bir şey tabii. Neyse. Yani ben dur şeyi kaçırmayayım. İlmi kelam alimlerinin mutefekun aleyh olan 3 tane imanın temeli. 1. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. 2. Kur'an ve hadisteki haram ve helalları kabul etmek. 3. 3'te gidiyorlar çoğu insan. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olmak. Yani Allah'ın düşmanlarını dost edinmemek. O Mevla edinmemek diyor. Tamam Mevla dost. Ondan sonra şimdi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Mektubatta geçiyor. Allah Celle Celaluhu Rabbimiz diyor ki bir mana değil diyor taraftar olmak. Hafif meyletse bile, Allah düşmanlarına meyletse bile Allah cehennemle tehdit ediyor. İşte bu kadar acayip bir tehlike içindeyken kendisini emin zannetmek asrın ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Şimdi
Allah peygamber seçmeye kalksaydı bu asırda kim yapacaktı? Asın imamlarını yapacaktı. Asın imamlarını, yani Beni İsrail kavmi var ya mesela, asın imamı Asra gelecekti. Peki Beni İsrail deminde Musa Aleyhisselam zamanında kavim kavim peygamber gelmemiş mi? Evet abi, 124 bin peygamberden bahsediyor. Biz sayacak olsak belki 1000 tanesini sayamayız abi. Yok, mümkün değil. Şimdi mesela Lübnan'da belki de aynı zamanda ben tahmin ediyorum 150-200 tane peygamber vardı. Belki de 500. Yani Adana'da bir tane, Adapazarı'nda da bir tane. Çünkü muhabere yoktu ki. Yani bizim Pazar ilçesinde diyor, bak şimdi de rahmetli dedem anlatırdı da biz hayret ederdik. 1976'da öldü dedem. Dedem 73-74'te etrafına toplanıp anlatırdı. Derdi ki, yavrum dedi, biz pazarda dedi sel olmuştu. Pazar ilçesine sığınmıştık vesaire. Birkaç saat kıpırdayamadık. Araba maraba yok o zaman. Atlarla. Sonra sel gelmiş yukarıdan yunga geldi diyor. Yunga dediği şu. Kiremit yoktu eskide. Ağaçların kabuklarını, gövdelerini baltayla parçalayıp kiremit olarak dizerlermiş. Yani çatıya. Sel felaketi olunca baktı ki dere diyor yunga getirdi. O zaman dedi ki yukarısı dağların yukarılarında bu dağların arkasında millet yaşıyor dedik diyor. İnsanların yaşadığını o zaman tahmin ettik diyor. Yunga gelince diyor. Yani yunga o çatıya konulan o balta ile ufak ufak dilimliyorsun da kiremit gibi diziyorsun onu. Dede dedim ya ne diyorsun ya? Yavrum dedi. O kadar bilbinizde ancak ufak diyor. Yani fakirlik, şeylik, tabiat şartları, geçim vesaire. Biz birbirimize sığınmışız dedi. Yani mesela bir de şeyi bana söylemişti. Bir köyde dedi en eski hangi akrabadır biliyor musunuz dedi. Nasıl anlarsınız derdi. Allah Allah, bilge insan ya bunlar eskiler. Dede dedim, bir şey anlatmak için bunu söylüyorum da. Dede dedim nasıl anlarsın bir köyün en eski kabilesi, akrabası budur. Eskide dedi geçim, ziraat, yani bitki, ekmek esas olduğu için eğer bir köyde bir su var ya su akıyor su. Suyun etrafında hangi kabile varsa en yakın ilk köye gelen odur diyor. Çünkü gelen kabile bir dağda yerleşim yapıyorlar. Sen nereye yerleşirdin? Evini nereye yapardın? Nereye yakın yapardın Bülent? En yakın su yerine abi. Tabii suya. Öyle anlaşılıyormuş. Ondan sonra şimdi bak ne diyeceğim. Bak nereye geleceğim. Dağ dedi yukarıki dağların arkasındaki köylerde yani yaşayanlardan haberimiz yoktu diyor. Köyde bile değildi diyor. Yungalardan anladık diyor. Şimdi ne diyeceğim? Asırda her asırda peygamber gelseydi asın imamı peygamber olurdu. Ama bölge bölge yani ulema ümmeti kenbiye beni İsrail benim ümmetimdeki ulema beni İsrail kavimlerine bölge bölge gelen peygamberleri gibidir hadisine göre şimdi diyelim ki bu asın bir mucedidi peygamber oldu. Kaç kişi bunun haberi var? Yok. Malatya'da da bir başa giden, önde giden bir alim olması lazım. Malatya'da da şimdi bir peygamber olsa, Adana'da da olsa, Sinop'ta olsa, Edirne'de olsa, her yere bir Beni İsrail kavmine gelen peygamber gibi peygamber lazımdı. Muhabere olmamış olsaydı. Yani haberleşme bu kadar ağı olmamış olsaydı. Peki her bir şehirde peygamber ki Beni İsrail kavmindeki peygamberler 10 bin, 20 bin, 100 bin nüfuslu bir kavme peygamber gelmedi ki. Lut kavmi ne kadardı ya? Ha, şimdi kazıyorlar. Şehir çıkıyor ya. Şehirden fazla 2 bin kişi yaşıyor. Öyle değil mi?
2000 kişi yaşıyor. E şimdi 100 bin nüfuslu bir şehre bir peygamber az bile. Peki kimi seçerdi? 31. sözde, Miraç Risalesi'nde sonunda Hazreti Muhammed niçin peygamberdir? O zattır, o zattır, o zattır anlatıyor ya. İşte o, evet, o sıfatlara en yakın kim ise o şehrin peygamberi olacaktı. Dolayısıyla peki... O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Bu asrımızın esasında en büyük sınavlarından bir tanesi vefa abi. O en büyük. Vefanın başı da Allah'adır. Adam Allah'a vefasızlık yapıyor da sana yapmış çok mu? Mesela Allah diyor ki gıybet etme, haram yeme, yalan konuşma, zina yapma, namazı terk etme, oruç tut. Allah böyle diyor. Benim dostlarıma düşman olma, düşmanlarıma dost olma diyor mu? Diyor. Hem ne kadar işte maalesef öyle bir asır işte. Allah yardımcımız olsun. Yani peygamberlerin en büyük vasfı ilim değildir. Vasfı vefadır. Peki peygamber olduğuna delil nedir? Mucizedir. Peki mucize ne demektir şimdi bu asırda? İnsanların yapamayacağı, muktedir olamayacağı işleri yapması değil midir? Aynen abi. Parmaklarına su akması. Öyle mi? Ondan sonra ayın ikiye bölünmesi. Peki o peygamberler yerine gelecek alimler ne yapıyor? Parmaklarından suyla ancak itimat ediyor. O insana kanaat veriyor. Öyle bir yaşa ki, öyle bir yaşa ki yaşa fiili düşmanları dahi desin tamam bu budur. İşte bu mucize gibidir. O zaman şöyle bir nazar oluştu da bende abi. Yani benim kendi nazarımda bu asrın esasında eğer birisinin mucize olarak gösterebileceği bir özelliği olsaydı, mesela bir Allah Resulü ayı ikiye bölmesi, mesela parmaklarından su akması, o zamanın imkansızlarının içerisindeydi abi. Evet. O zamanda da bir imkansızlık var. Bahsettik ya abi mesela ahirinde yaşamamız, ahir zamanın ahirinde yaşamanın getirmiş olduğu bir şey var, özellik var. O da ne abi? Vefanın artık insanlarda olmaması. O zaman en büyük mucize olarak insanlarda gözükecek şey abi, vefa. Tahminim bu, ben kendi zannım, bir insanda vefanın olması abi. Evet, harika. Aynen. Vefa. Bundan daha büyük bir mucize olamaz abi. Bu asırda, evet bu zamanda bir insandaki vefa ondan daha büyük sıfat olmaz. Doğru. Bütün zerratımla katılıyor. Zaten vefa olduğu için iman var. Vefa olduğu için sadakat var. Vefa acayip bir şey ya. Mesela vefa deyince hep ben Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Hatice'sine karşı durumu. Yani Hatice'nin radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hira'sına her gün iki defa gidiyormuş biliyor musun? 3 saat gidiş, 3 saat geliş. Demezmiş ki yani hiç ya ben niye bu mağaraya sana su ekmek getiriyorum ya? Gel işte evde bir otur işte veya günde bir defa git. Haftada bir defa git demezmiş. Ondan sonra günde 2 defa gelirmiş. 3 saat mı sürüyor dediler yani. Biz otobüste gittiğimiz için 4-5 saat mi ne sürüyormuş yani yaya. Her gün gidermiş. Bir defa of ya çok uzak ya dememiş. Bir defa da Allah Resulü vefatından sonra da Hatice'sini unutmamış. Yani bir gün yani bir gün unutmamış. Deniliyor kitapta. Demek ki abi, peygamberlik... Abi, he. O zaman ya şimdi öyle bir şey ki mesela birinin diğerine yapmış olduğu vefayı biri de diğeri de ona karşı vefasını bırakamıyor. Yani vefanın şeyini de söyleyeyim de kapatayım. Vefa nedir biliyor musun? İyi dinle şimdi.
o adamın fazilet ve kemalatına karşı gösterilen davranış sıf değil. Bu olursa borç ödemek gibidir. İyi dinle bir daha. Bir alimin veya bir şahsın güzel ahlakı ve davranışına karşı gösterilen hareket, vefa sıf bu değil. O insanı, o Risale ile cevap vereyim. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olup, Risale'nin manasını veriyorum. Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinde olup, ümmeti Muhammed'e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ihya, Kur'an'ını inşa etme noktasında hizmetine mukabil, bu alimden gözükse bile bir hata ve günah, onu terk etmemektir gene. Eğer alime, iyiliğine, alimliğini güzel yaşadığından, bana faydalı olduğundan vefa göstermek, vefa değildir. Borç ödemek olur, borç. Vefa bu değil ille. Ben mesela iyilik yapana iyilik yapmak değildir, borç ödemektir. Nedir? Vefa uygulayayım sana. Senelerden beri beraber bir hakikatin etrafında hareket ediyoruz Bülent senle. Ama öyle ama hamdolsun düşe kalka yaz kış gidiyoruz. Ama biz beşeriz. Gayemiz var, hedefimiz var. Biz kusursuz değiliz. Kusurlarımızı birbirimizi gördüğümüz halde birbirimizi terk etmemektir vefa. Yoksa bak bir daha iyiliklerine ve devamlı mükemmelliyetine gösterilen sadakat vefa değil borç ödemektir. Peki nedir o? Ondan sadır olan, beşeriyetinden olan günahları dahi olsa, kusurların dahi olsa benim veya senin, gene bunun ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde ettiği hizmetine mukabil onu terk etmemektir, aleyhinde bulunmamaktır, ucuza ve çabuka onu satmamaktır vefa. Yoksa biz iyiliklerine odaklanırsak, her şeyle iyilik ve mükemmel kusursuz ancak Hazreti Muhammed'i görürsün aleyhissalatü vesselam. Peki, selam ediyorum hepinize. Oldu abi, Allah'a emanet olun, Allah yardımcınız olsun.